Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün en büyük hobilerimden olan çiçeklerle ilgili sukulent bitkilerinden Echeveria'nın yavru yatırımını yapacağız, yavru üretimi yapacağız. Bunların yapraklarından yatırarak nasıl üretim yapıldığını göstereceğim. Çok başarılı bir yöntem. Birçok yöntemi var. Ama yani bizlerin, ev hanımlarının en çok başarılı olduğu bir yöntem budur. Yaprakları nasıl alacağız? Yapraklarını fazla çiçeklerimizi zedelemeden en alt sırasından, en olgun olanlarından hafif şöyle sallayarak koparacağız. Ama tabi bu kopardığımızı bugün ekemeyiz. Şöyle böyle bırakalım. Bunu şimdi yaralandığı için birkaç gün sonra ancak ekebiliriz. Bunu buraya ayrı alalım. Ben 2 gün önce yaprakların altlarından kopardıklarım sukulentler var. Onları bu saksı altlarına yatıracağız ve 10-15 gün içinde nasıl gelişeceğini göstereceğim size. Muhtemelen 15-20 gün içinde yavru çıkarmaya başlayacaklar. Bu da ayrı bir kaktüsümüz. Bunu da başka bir gün yavru ayrımını yapacağız. Şimdi ben 2 gün önce kopardım ve yaralarını iyileşmesini bekledim. Eğer hemen kopardığımız gibi ekseydik toprağını ıslatmayacaktık. Ama benim şimdi yaraları iyileşti, sukulentlerimin. Toprağını hafif nemlendirebiliriz. Eğer kopardığınız gibi ekecekseniz kesinlikle ıslatmamanız lazım topraklarını. Şöyle. Çok fazla değil ama biraz ıslatalım. Yeterli olacaktır. Şimdi Echeveria'ların yavru yatırımını yapalım. Yavrularımızı şöyle yatıralım. Şimdi bunu en irilerini yapacağım. Bunlar en alt sıradakiler. Ben 2-3 saksıdan aldım. Tabi tek saksıdan bu kadar koparamayız. Yapraklarının nasıl koyduğumuz çok da önemli değil. Ters de koysak yine yavru yapar. Ama yine de dikkat edip düz taraflarını koyarsak daha güzel olur. Bunlar şuraları sonra köklenmeye başladığında köklerini toprağın içine çekecek ve kendine ona göre üve yapacaktır. Evet, ektik. Echeveria'larımız ekildi. Bu kadar. Buna şu anda hiçbir işlem yapmayacağız. Az önce toprağını nemlendirdik. Yapraklarımızı da yerleştirdik. Şu anda 2 günde bir hafif hafif su vereceğiz. Karanlık olmayan aydınlık bir yeri ama tam güneş ışığı olmayan bir bölgede tutacağız. Balkonumuz olabilir, cam kenarı olabilir ama çok aşırı güneş görmemesi gerekir. Şimdi bunlar Echeveria'ydı. Bunlar da halk arasında para çiçeği diye bilinen krasula çiçeğimiz. Bunu da nemlendirmiştik ama biraz daha nemlendirelim. Bu zannedersem daha çabuk köklenecek. Bunun köklenmesi bundan daha 15 gün
geç oluyor diye düşünüyorum. Burada da belli, göstereceğim şimdi. Bu halk arasında para çiçeği diye bilinen bir çiçek. Derler ki bu saksının dibine 1 lira koyarsanız eve çok para çekermiş. Ama tabii bu batıl bir inanç. Biz buna inanmıyoruz. Ama güzel bir çiçek olduğu için seviyoruz. Evimizde de olsun, üresin istiyoruz. Bunun da ortasına 2 tane uzun boncuğumuz var. Onları bırakalım. Değişik kaktüs türü, sukulent türü. Evet, ekimini başarıyla tamamladık. Bunu da birkaç gün sonra ekeriz. Yani bunu da bu kuru olan toprağımıza koyalım. Daha önce göstermek için kopardığım bu. Şimdi bunları 15-20 gün sonra sonuçlarını göstereceğim zaten. Ama bunlar da yaklaşık 20 gün olmuştur ektiğim. Bakın, 20 gün zarfında da çok da güzel. Şimdi elim alıp göstermek istiyorum ama şey yapacak. Hani kökleri çok ince, narin, zedelenmesin. Bakar mısınız? Net görünüyor mu bilmiyorum. Yani birçoğunda var. 20 günde bu halde. Yani yavru çıkarmamış ama bakın köklenmiş. Bakar mısınız? Köke bakın. 20 günlük kök, yanında da filizini de vermiş. Çok da güzel. İnşallah siz de böyle merak ediyorsanız üretimini ya da evinizde yetiştirmek istiyorsanız arkadaşınızdan bir iki yaprak alıp yatırabilirsiniz üremesi için. Benim şu anda göstereceklerim bu kadar. İnşallah ileride birçok kaktüs çeşidi göstereceğim size. Şimdilik bunları izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.